Heteroterkin üzerine bazı yorumlar. Heteroterkin terimi bir başka kişiden gelen terkinleri ifade eder. Bütün çağlarda ve dünyanın her yerinde terkinin gücü, insan hayatı ve düşüncesinde baskın bir rol oynamıştır. Siyasi ilkeler, dini inançlar ve kültürel gelenekler heteroterkinin gücüyle gelişir ve devam eder. Terkin, kendimizi disipline sokmak ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak zihnin yasalarının nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyen kişileri, kontrol ve idare etmek için de kullanılabilmektedir. Doğduğumuz günden itibaren olumsuz terkin bombardımanına tutuluruz. Nasıl karşı koyacağımızı bilmediğimiz için bilinçsizce bunları kabul eder ve deneyimlerimiz haline dönüştürürüz. Olumsuz terkinlere bazı örnekler. Yapamazsın. Asla başarılı olamazsın. Yapmamalısın. Başarısız olacaksın. Hiç şansın yok. Çok yanılıyorsun. Yararı yok. Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli. Dünya gitgide bozuluyor. Kimse kimsenin umrunda değil. Çok çalışmanın bir anlamı yok. Artık çok yaşlısın. Her şey gitgide kötüleşiyor. Hayat bitmek bilmeyen bir çile. Aşk eski bir yalan. Kazanamazsın. Dikkat et, çok kötü bir hastalığa yakalanacaksın. Bu hayatta kimseye güvenilmez. Bu tür heteroterkinleri kabul ederek bunların gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunursunuz. Çocukluğunuzda sizin için önemli olan kişilerin terkinleri karşısında çaresizdiniz. Daha iyisini nasıl yapacağınızı bilmiyordunuz. Zihin, bilinç ve bilinçaltı sizin için merak bile etmediğiniz bir gizemdi. Ancak artık bir yetişkin olarak seçimler yapabilirsiniz. Geçmişte üzerinizde yaratılan etkileri değiştirmek için yapıcı ototerkinleri kullanabilirsiniz. Bu yenileme terapisidir. İlk adım üzerinizde etkili olan heteroterkinlerin farkına varmaktır. Bunlar fark edilmezlerse özel ve sosyal hayatınızda başarısızlığa neden olacak, davranış kalıplarının oluşmasına yol açabilirler. Yapıcı ototerkin sizi, aksi halde belki de yaşam biçiminizi bozacak, iyi alışkanlıkların gelişmesini zorlaştıracak, hatta imkansız hale getirecek olumsuz sözlü koşullamanın ağırlığından kurtarabilir. Olumsuz terkinlerin üstesinden gelebilirsiniz. Gazeteyi alın ya da televizyonda haberler açın. Her gün isteksizlik, korku, endişe, üzüntü tohumları eken, felaket tellallığı yapan sayısız hikaye duyarsınız. Eğer bunları kabul eder ve benimserseniz, bu korku düşünceleri yaşama sevincinizi kaybetmenize neden olabilir. Ancak bunları kabul etmek zorunda olmadığınızı anlarsanız, önünüzde seçenekler belirir. Bilinçaltınıza yapıcı ototerkinler de bulunarak bu yakıcı fikirlerin üstesinden gelme gücü sizin içinizdedir. İnsanların olumsuz terkinlerine sürekli dikkat edin. Yıkıcı heteroterkinlere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Hepimiz çocukluğumuzda, gençliğimizde ve yetişkinliğimizde bunların acısını çektik. Geçmişe dönüp baktığınızda anne babaların, arkadaşların, akrabaların, öğretmenlerin ve iş arkadaşlarının olumsuz terkin kampanyasına nasıl katkıda bulunduklarını
kolayca hatırlayabilirsiniz. Size söylenen şeyler üzerinde iyice düşünür, bunların altında yatan anlamı değerlendirirseniz, bunların birçoğunun bir tür propagandadan başka bir şey olmadığını fark edersiniz. Amaç, korku telkin ederek sizi kontrol etmekti. Hala da öyle. Bu telkin süreci her yerde, hayatın her safhasında vardır. İnsanların birçoğu sizin onların istediği gibi düşünmeniz, hissetmeniz ve davranmanız için bu telkinlerde bulunurlar. Kendileri farkında olsalar da olmasalar da bunu çıkar sağlamak için yaparlar. Sizin için yıkıcı olabileceğini düşünmez ya da umursamazlar. Telkin bir adamı nasıl öldürür? Adamın biri Hindistan'da cam küresi olan ünlü bir falcıya gitmiş ve ondan geleceğini okumasını istemişti. Falcı ona kalbinin kötü durumda olduğunu söylemiş, gelecek yeni ayda öleceği kehanetinde bulunmuştu. Adam dehşete düşmüştü. Ailesinden herkesi aramış ve bu kehaneti anlatmıştı. Avukatıyla görüşüp vasiyetini hazırlatmış. Onunla konuşup kendisini ikna etmeye çalışanlara da bu falcının şaşırtıcı esrarengiz güçlerinin olduğunun bildiğini söylemişti. Uğraştığı kişilere büyük iyilik ve kötülükler yapabiliyordu. Bunun doğruluğuna kendini inandırmıştı. Yeni ay yaklaştıkça adam daha fazla içine kapanıyordu. Bir ay öncesine kadar mutlu, sağlıklı, canlı, dinç bir adamken şimdi ise adeta yatalak olmuştu. Kainin söylediği tarihte ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Kendi ölümüne kendisi neden olduğunu bilmeden öldü. Kim bilir kaçımız benzer hikayeler dinlemiş ve dünyanın gizemli, kontrol edilemez güçlerle dolu olduğunu düşünüp ürpermişizdir. Evet, dünya güçlerle doludur. Ama bunlar gizemli ya da kontrol edilemez değildir. Adam güçlü bir telkinin bilinçaltına girmesine izin vererek kendini öldürdü. Balcanın güçlerine inandı ve kehaneti tamamen kabul etti. Bilinçaltının işleyişi konusunda neler yapabileceğimizi bilerek onlara başka bir açıdan bakalım. Bilinç, yani akıl yürüten zihin neye inanırsa bilinçaltı onu kabul eder ve buna göre davranır. Adam falcıya gittiğinde telkin açık bir durumdaydı. Falcı olumsuz telkinde bulununca o da bunu kabul etti. Korktu. Gelecek yeni ayda öleceğine ikna oldu. Herkese bundan söz etti. Kendini sona hazırladı. Bilinçaltı onun korkusunu ve son beklentisini doğru kabul etti. Bu da onun ölümüne neden oldu. Onun ölümüne dair kehanette bulunan kadının tarladaki taş ve sopalardan daha büyük bir gücü yoktu. Telkini tek başına tahmin ettiği sonu yaratma gücüne sahip değildi. Eğer adam zihninin yasalarını bilseydi, olumsuz telkine tamamen karşı çıkar ve kadının sözlerini dikkate almayı reddederdi. Kendi düşünce ve duygularını kendisinin kontrol edip yönettiğini bilerek ve bundan emin olarak hayatına devam ederdi. Adam, kadının telkinini kendine zarar vermeden etkisiz hale getirip yok edebilirdi. Başkalarının telkinleri tek başına sizin üzerinizde bir güce sahip değildir. Böyle bir gücü sizin düşünceleriniz aracılığıyla vermeniz halinde kazanırlar. Sizin zihinsel olarak buna rıza göstermeniz gerekir. Düşünceyi benimsemeniz ve kabul etmeniz gerekmektedir. Bu noktada telkin sizin kendi düşünceniz olur ve bilinçaltınız bunu deneyime dönüştürmek için çalışır. Unutmayın, siz seçim yapma kapasitesine sahipsiniz. Hayatı seçin, sevgiyi seçin, sağlığı seçin. Varsayılan büyük dayanağın gücü. Eski Yunanlardan beri filozoflar ve mantıkçılar kıyas adı verilen akıl yürütme biçimini
incelemişlerdir. Zihniniz kıyaslarla akıl yürütür. Bunun anlamı şudur. Bilincinizin doğru kabul ettiği büyük varsayımlar, soru ya da problem ne olursa olsun, bilinçaltımızın varacağı sonucu belirler. Dayanağınız doğruysa, sonuçta doğru olmak zorundadır. Örneğin, her erdem övgüye değerdir. Kibarlık bir erdemdir. Bu nedenle kibarlık övgüye değerdir. Ya da yapılan her şey değişir ve sonunda yok olur. Mısır piramitleri de yapılmıştır. Bu yüzden piramitler bir gün değişip yok olacaktır. İlk ifade büyük varsayım olarak kabul edilmektedir ve doğru varsayımı doğru sonuç takip etmelidir. Bir yüksekokul profesörü, hayatımdaki her şey karmakarışık. Sağlığımı, varlığımı, dostlarımı kaybettim. Dokunduğum her şey bozuluyor. Aslında sorunları mantıksal olarak ve doğrudan yıkıcı büyük dayanağından kaynaklanıyordu. Hayatını değiştirmek için düşünce biçiminde yeni bir dayanak oluşturmalıydı. Bilinçaltının sınırsız zekasının onu manevi, zihinsel, maddi olarak yönettiğine, yönlendirdiğine ve zenginleştirdiğine inanmalıydı. Bunu yaptığında bilinçaltı onu kararlarında otomatikmen bilgelikle yönlendirecek, bedenini iyileştirecek, zihninin yeniden huzur ve sükunete kavuşmasını sağlayacaktı. Bu profesör, hayatının genel olarak nasıl şekillenmesini istediğini tasarladı. Büyük dayanağı şuydu: sonsuz zeka her alanda bana öncülük ediyor ve beni yönlendiriyor. Sağlığım mükemmel. Uyum yasası zihnimde ve bedenimde faaliyet gösteriyor. Güzellik, sevgi, huzur ve bolluğa sahibim. Doğru eylem ve ilahi düzen prensipleri bütün hayatımı yönetiyor. Büyük deriminin temelinde hayatın ezeli ve ebedi gerçeklerinin olduğunu biliyorum. Bilinçaltımın, bilincimin düşünme biçiminin doğasına göre tepki verdiğini biliyor, hissediyor ve buna inanıyorum. Daha sonra profesör şu raporu gönderdi. Büyük terimin ifadelerini günde birkaç kez yavaşça, sessizce ve sevgiyle tekrarladım. Bunların derinlerine inip bilinçaltıma girdiğini biliyordum. Zihin yasaları beni sonuç alacağıma ikna etmişti. Hayatımın bütün yönleri olumlu yönde değişti. İşe yaramıştı. Bilinçaltı sizinle tartışmaz. Bilinçaltınız son derece bilgedir. Bütün soruların cevaplarını bilir. Ancak bildiğini bilmez. Sizinle tartışmaz ya da size karşı gelmez. Beni bu tür telkinlerle etkilememelisin demez. Bunu yapamam. Çok yaşlıyım. Bu gerekliliği karşılayamam. Yanlış yerde doğmuşum. Doğru politikacıyı tanımıyorum dediğinizde bilinçaltınıza bu olumsuz düşünceleri aşılarsınız. O da buna göre tepki verir. Bunu yaparken aslında kendi iyiliğinizi engellersiniz. Hayatınıza yoksunluğu, kısıtlamaları ve hayal kırıklığını getirirsiniz. Bilincinizde engeller, kısıtlamalar, ertelemeler belirlediğinizde bilinçaltınızda var olan bilgelik ve zekayı reddetmiş olursunuz. Bilinçaltınızın sorunu çözemeyeceğini söylersiniz. Bu zihinsel ve duygusal tıkanıklığa yol açar. Arkasından hastalık ve nörotik eğilimler gelir. Arzularınızı gerçekleştirmek ve hayal kırıklıklarınızın üstesinden gelmek için günde birkaç kez olumlu bir biçimde şunları tekrarlayın. Bana bu arzuyu veren sınırsız zeka beni yönlendiriyor. Ve arzumu gerçekleştirmem için kusursuz bir plan sunuyor. Bilinçaltımın derin bilgeliğinin tepki verdiğini ve içimde hissettiğim ve istediğim şeyin dışa vurulduğunu biliyorum. Bir denge ve ılımlılık var.
Öte yandan eğer çıkış yolu yok, ben kayboldum, bu ikilemden çıkış yok, tıkandım ve engellendim derseniz, bilinçaltımızdan hiçbir cevap ya da tepki alamazsınız. Bilinçaltınızın sizin için çalışmasını istiyorsanız, ondan doğru şekilde talepte bulunmayı bilmeli ve işbirliğini istemelisiniz. Aslında bilinçaltı her zaman sizin için çalışır. Her dakika kalp atışlarınızı ve soluk alıp verişlerinizi kontrol eder. Parmağınızı kestiğinizde karmaşık iyileşme sürecini harekete geçirir. En temel eğitimi hayatın sürmesini sağlamaktır. Hep sizi koruyup gözetmeye çalışır. Bilinçaltınızın kendi zihni vardır ama sizin düşünce ve hayal gücü kalıplarınızı kabul eder. Bir sorun için çözüm aradığınızda bilinçaltı tepki verir. Ancak sizin bilincinizde bir karara ve doğru bir yargıya varmanızı bekler. Cevabın bilinçaltında olduğunu bilmeniz gerekir. Çıkış yolu olduğunu sanmıyorum. Alt üst oldum, kafam karıştı, neden cevap alamıyorum derseniz, istediğinizi etkisiz hale getirmiş olursunuz. Yerinde sayan bir asker gibi yaşam enerjinizi kullanır ama bir adım ilerleyemezsiniz. Zihninizin tekerleklerini durdurun. Gevşeyin. Kendinizi serbest bırakın. Sessizce ve olumlu bir biçimde şunları söyleyin. Bilinçaltım cevabı biliyor. Şu anda bana tepki veriyor. Teşekkür ediyorum. Çünkü bilinçaltımın sınırsız zekasının her şeyi bildiğini ve şimdi benim için mükemmel çözümü sunduğunu biliyorum. Gerçek inancım, bilinçaltımın görkemini ve muhteşemliğini ortaya çıkarıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hatırlanmaya değer fikirler. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler olur. Kötü şeyler düşünürseniz kötü şeyler olur. Bütün gün ne düşünürseniz o olursunuz. Bilinçaltınız sizinle tartışmaz. Bilincinizin emirlerini kabul eder. Buna param yetmez derseniz, bilinçaltınız bunu doğru kılmak için çalışır. Daha iyi bir düşünce seçin. Onu alacağım. Bunu zihnimde kabul ediyorum diye komut verin. Seçme gücüne sahipsiniz. Sağlığı ve mutluluğu seçin. Cana yakın olmayı ya da soğuk olmayı seçebilirsiniz. İşbirlikçi, keyifli, cana yakın, sevimli olmayı seçerseniz, dünya da buna göre tepki verecektir. Harika bir kişilik geliştirmenin en iyi yolu budur. Bilinciniz kapıdaki bekçi gibidir. En önemli işlevi bilinçaltınızı yanlış etkilerden korumaktır. İyi bir şeyin olabileceğine ve şu anda olduğuna inanmayı seçin. En büyük gücünüz seçme yeteneğinizdir. Mutluluğu ve bereketi seçin. Başkalarının telkin ve ifadelerinin sizi incitme gücü yoktur. Tek güç, kendi düşüncenizin hareketidir. Başkalarının düşünce ve ifadelerini reddetmeyi ve iyiyi kabul etmeyi seçebilirsiniz. Nasıl tepki vereceğinizi seçme gücüne sahipsiniz. Ne söylediğinize dikkat edin. Ağzınızdan çıkan her sözcüğe dikkat etmelisiniz. Asla başarısız olacağım, işimi kaybedeceğim, kirayı ödeyemeyeceğim demeyin. Bilinçaltınız esprileri anlayamaz.
bütün bunları gerçekleştirmeye kalkar. Zihniniz kötü değildir. Doğanın hiçbir gücü kötü değildir. Önemli olan doğanın güçlerini nasıl kullandığınızdır. Zihninizi her yerde insanları korumak, iyileştirmek ve onlara ilham vermek için kullanın. Asla yapamam demeyin. Şöyle diyerek bu korkunun üstesinden gelin. Bilinçaltımın gücü sayesinde her şeyi yapabilirim. Hayatın ezeli ve ebedi gerçeklerini ve prensiplerini dikkate alarak düşünün. Korkuyu, cahilliği ve batıl inançları esas almayın. Başkalarının sizin adınıza düşünmesine izin vermeyin. Kendi düşüncelerinizi kendiniz seçin ve kendi kararlarınızı kendiniz verin. Siz ruhunuzun, bilinçaltınızın kaptanı ve kaderinizin efendisisiniz. Unutmayın, seçme yeteneğiniz var. Hayatı seçin, sevgiyi seçin, sağlığı seçin, mutluluğu seçin. Bilinciniz neyin doğru olduğunu varsayar, neyin doğru olduğuna inanırsa, bilinçaltınız onu kabul eder ve gerçek kılmaya çalışır. İyi şansa, ilahi yol göstericiliğe, doğru eyleme ve hayatın nimetlerine inanın. Zihninizde nihai sonucu canlandırmanız, bilinçaltınızın karşılık vermesini ve zihinsel resmi gerçekleştirmesini sağlar. Thank you.